Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 3. sınıf fen bilimleri kitabı sayfa 55, 56, 57, 58, 59, 60 Tuna Yayınları 3. sınıf fen bilimleri kitabı Hareket eden varlıklar metni etkinlik cevapları sayfa 55, 56, 57, 58, 59, 60 3. sınıf fen bilimleri kitabı Hareket eden varlıklar metni etkinlik cevapları. Soru. Varlıkları hareket ederken görebileceğiniz yerlerden biri oyun ve eğlence parklarıdır. Görseldeki varlıklar nasıl hareket yapmaktadır? Cevap. Birinci görselde dönme hareketi yapmaktadır. İkinci görselde öteleme hareketi yapmaktadır. Üçüncü görselde itme kuvveti yapılmaktadır. Üçüncü sınıf fen bilimleri Tuna Yayınları ders kitabı sayfa 57 cevapları. Deneyelim, öğrenelim, hareket özelliklerini tanıyalım. Amaç hareket eden varlıkları gözlemleyerek bu varlıkların hareket özelliklerini belirlemek. Gerekli malzemeler: pimpon topu, iplik, bant. İzlenen yol. 1. İkişer kişilik gruplar oluşturalım. 2. İpliğin bir ucunu pimpon topuna görsel bir ile bağlayalım. Çözülmemesi için ipliği bantla sabitleyelim. İpliğin diğer ucundan tutarak pimpon topunu görsel birdeki gibi aşağıya doğru sarkıtalım. Elimizi sağa sola hareket ettirerek pimpon topunu gözlemleyelim. Pimpon topunun hareket özelliğini belirleyelim. Belirlediğiniz hareket özelliğini 58. sayfadaki tabloyla işaretleyelim. 3. Pimpon topu yerde görsel 2'de görsel 2 gibi çevirelim ve pimpon topunun hareketini gözlemleyelim. Pimpon topunun hareket özelliğini belirleyelim. Belirlediğiniz hareket özelliğini tabloda işaretleyelim. 4. Grup arkadaşlarınızdan birinde sınıfımızın bir duvarından diğerine kadar yürümesini isteyelim. Arkadaşımız yürürken ondan koşmasını isteyelim. Arkadaşımız koşarken ondan yeniden yürümesini isteyelim. Arkadaşımızın hareket özelliğini belirleyelim. Belirlediğiniz hareket özelliğini tabloda işaretleyelim. 5. Arkadaşınızdan önce tahta doğru yürümesini, sonra kapıya yönelmesini isteyelim. Arkadaşınızın hareket özelliğini belirleyelim. Belirlediğiniz hareket özelliğini tabloda işaretleyelim. 3. sınıf fen bilimleri Tuna Yayınları ders kitabı sayfa 58 cevapları. Hareket özellikleri, varlıklar. Pimpon topu ve hareketliyken. Dönme. Sallanma, hızlanma, yavaşlanma, yön değiştirme. Hızlanma hareketi yapmıştır. Pimpon topu zeminde çevrilirken. Dönme, sallanma, hızlanma, yavaşlama, yön değiştirme. Dönme hareketi gerçekleşmiştir. Yürüyen arkadaşımızın koşmaya başladığında. Dönme, sallanma, hızlanma, yavaşlama, yön değiştirme. Hızlanma hareketi gerçekleştirmiştir. Koşan arkadaşımızın yürümeye başlaması. Dönme, sallanma, hızlanma, yavaşlama, yön değiştirme. Yavaşlama hareketi gerçekleştirmiştir. Arkadaşımız kapıya yöneldiğinde. Dönme, sallanma, hızlanma, yavaşlama, yön değiştirme. Yön değiştirme hareketi gerçekleşmiştir. Soru. Hareket eden varlıkların hareket özellikleri nelerdir? Cevap. Hızlanan ve yavaşlayan hareket. Duran veya herhangi bir hızlı olan varlığın hızının artması veya hızının azalmasıdır. Durgun haldeki araba çalışmaya başladıktan sonra hızını artırır. Bu hızlanma hareketidir. Karaya yaklaşan gemi hızını yavaş yavaş azaltır. Bu yavaşlama hareketidir. Dönme hareketi. Varlığın sürekli tekrar eden bir şekilde aynı yöne dönmesidir. Altı karınca dönen topaç dönme hareketi yapar. Sallanma hareketi varlığın sağa sola veya yukarı aşağı doğru hareket etmesine denir. Sallanan beşik buna örnektir. Yön değiştirme hareketi varlığın dışarıdan gelen bir kuvvet nedeniyle yönünü değiştirmesidir. Futbolcunun topa vurarak pas vermesi. 3. sınıf fen bilimleri Tuna Yayınları ders kitabı sayfa 59 cevapları. Soru. Sallanma ve dönme hareketi yapan varlıklara çevremizden örnekler verelim. Uzun cevap. Sallanma hareketi yapan varlıklar salıncak, sallanan sandalye, Luna Park'taki gondol, beşik, hamak. Dönme hareketi yapan varlıklar bisiklet veya otomobil, tekeri, helikopter pervanesi, tomaçın hareketi, dünya, ay gibi gezegenlerin hareketleri, rüzgar gülü, yer değirmeni. 3. sınıf fen bilimleri Tuna Yayınları ders kitabı sayfa 60 cevapları. Soru. Çevremizi gözlemleyerek yön değiştirme hareketi yapan varlıklara örnek verelim. Uzun cevap.
Yön verme hareketi yapan varlıklara örnekler. Bir otomobilin sinyal vererek sağa dönmesi. Sınıfa giden öğrencinin koridorda düz ilerleyip sola sapması. Güney yönde ilerleyen bir geminin doğuya dönmesi. Futbolcunun topa vurarak pas vermesi. Motosikletin virajlı yollardan ilerlemesi. Yolda yürüyen kedinin köpeği görünce yolunu değiştirmesi. Hava şartları nedeniyle iniş yapmayan uçağın geri dönmesi. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.